Şimdi bir tavırlardan ve tabii ki jestlerden, mimiklerden yola çıkacağız. İtalyan Başbakanı Meloni de oradaydı. Şimdi sosyal medyada iki görüntü paylaşılıyor. Meloni G7 zirvesi için ev sahipliği yaparken, verebilir misiniz arkadaşlar? Evet, bu Macron'a yönelik tavrıydı. Yani gayet soğuk, meraklı, aman Allah'ım bu adam gitse de kurtulsak gibi bir tavırdı. Bu çok konuşulmuştu zaten. Fakat NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nasıl davrandı bir ona bakalım. Hızlıca bundan sonra koyalım. Gözünün içine bakıyor. Böyle bir durum. Şimdi Viktor Orban, Meloni. Bunlar tabii ki yani diplomasi, uluslararası ilişkiler, bir yandan da liderlerin bu kadar önemli, hani çatı örgütlerin zirvelerinde bu kadar önemli isimlerin jestleri, mimikleri de ortaya çıkıyor. Şimdi o açıdan nasıl değerlendirmek lazım? Bu Meloni'nin aldığı tavır, Viktor Orban'ın ya barış için çalışan bir adam var, o da Erdoğan ve Türkiye demiş olması. O cepheden sorayım, sonra da biz kendi beklentilerimizi soracağım. Yani ne olacak bu YPG, PKK meselesi, ne olacak bizim F-16 diyeceğim. Şimdi görüyoruz. Macron konusunda İtalyan Başbakanı'nın çok ağır açıklamaları var Fransa'ya. Afrika'yı sömürdünüz. Böyle bir düzen var mı? Hala para alıyorsunuz onlardan dedi. Hı hı. Yani Macron'a yönelik belki bu tavırları öyle. Meloni'nin o tavırları da odur diyorsun. Evet, Anıl Sural, seni dinleyelim. Orada yani çok ciddi bir tavır ortaya kondu değil mi? Yani Erdoğan'ın etrafında oluşan o en azından bir birlik görüntüsü diye, şu Meloni'nin duruşu, Orban'ın oradan bir mesaj paylaşması dünyayla. Ne dersin? Sayın Rüzel, ilk görüşmesi Macaristan'la yapıldı. İki lider bir araya geldi. Aslında Macaristan lideri özetlemiş durumda. Sonuç bildirgesini siz verdiniz. Sonuç bildirgesinde NATO oldukça agresif ve Rusya'ya karşı, Çin'e karşı bir yandan evet anlaşma, uzlaşma olabilir diyor ama genel olarak baktığımızda tehditvari bir sonuç bildirgesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise hem görüşmelerinde hem NATO'da dile getirdi hem de Nisler'de verdiği röportajda NATO'nun nasıl bir birlik olduğunu farkındayız. Bununla ilgili ciddiyetimiz var ama aynı zamanda Rusya'yı da bu kadar suçlayamazsınız, yok sayamazsınız. Yani NATO'nun diğer ülkelerle olan ilişkileriyle ilgili aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir nevi diğer liderlere, 31 lidere de ders vermiş durumda bir açıklama yaptı. Çünkü baktığımızda evet bu ilk defa katıldığı için göz önünde olan İsveç ve Finlandiya'ydı. Hatta bazı sosyal medyada görüntüler de paylaşıldı. Ama ciddiyet anlamında sizin de dediğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan hem önceki ilk gün NATO'da, dün ve dün yine Beyaz Saray'da gerçekleştiren yemekte hem ciddiyetini korudu hem de söylemek istediklerini dile getirdi. Evet. Yani değil mi? O tavırda, jestle, mimikle, tavırla Cumhurbaşkanı Erdoğan ortaya, hani öbür taraftan baktığınız zaman hani Orban'ın da bir tavır koyduğunu görüyorsunuz. O da zaten iç kendisine şey yapıyor, kardeşim barış için çalışan bir ülke var, bir lider var diyerek.